Son seansla karşınızdayız. Son seansta gayrimenkul ve otomotiv sektörüne bakacağız. Gayrimenkul sektöründe bugün gelen veriler var. Haziran ayı itibariyle Türkiye'de gayrimenkul endeksi yıllık bazda %160 yükseldi. Bu enflasyonun, tüketici enflasyonun bir hayli üzerinde olan bir rakam. Elbette gayrimenkul endeksini yorumlarken Ankara, İstanbul, İzmir bazında, Antalya, Bursa gibi kentlerde de gayrimenkul birim metrekare fiyatlarına bakacağız. Oralarda da çok ciddi yükselişler var. Konut fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini ve bu rallinin ne kadar süreceğini anlamaya çalışacağız. Bunları konuşmak için Nova Group Holding CEO'su Müjdat Güler olacak Skype hattımızda. İkinci bölümde otomotiv sektörünü konuşacağız. Otomotivde bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bir karar doğrultusunda birinci el otomobil piyasasından otomobil edinenler 6 ay geçmedikçe ve 6000 kilometreyi geçmedikçe herhangi bir şekilde satamayacaklar. Bu bir kısıtlama getiriyor. Fiyatların dondurulması ya da fiyatların stabilize olması için alınmış bir önlem. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamaya göre 100 bin civarında kişi alım satım yaparken fahiş fiyat uyguladıkları gerekçesiyle bakanlığın radarına takılmış durumdalar. Bunları da otomotiv editörü Halil Okşit'le konuşacağız. Evet, gayrimenkul piyasasında neler olup bittiğini konuşacağız. Çünkü gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler son derece baş döndürücü. Haziran ayı verileri itibariyle gayrimenkul piyasasında fiyatlar %160 artmış durumda. Kentlerde birim metrekare fiyatlarında da keza aynı artışlar var. Ancak Anadolu'nun diğer kentlerinde durum böyle mi değil mi bunu çok fazla bilmiyoruz. Çünkü endeks bütün bunların tamamını yansıtmıyor. Ayrıca önümüzdeki süreçte yakın bir zaman içinde faizlerin bir miktar daha aşağı doğru gelmesi ihtimaline karşı fiyatların tekrar yukarıya doğru çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü faizlerle, politika faiziyle gayrimenkul fiyatları arasında bir ters korelasyon var. Biri yukarı doğru gittiği zaman öteki aşağı doğru gitmeye başlıyor. Burada da aynı durum söz konusu. Yaklaşık geçen yılın Eylül ayından bu yana konut fiyatları yukarı doğru, faizler aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Merkez Bankası muhtemelen Perşembe günü politika faizini değiştirmeyecek, pas geçecek ama politika faizini düşürmesi ihtimaline karşı da durumun ne olacağını anlamaya çalışacağız. Bunları konuşmak üzere Nova Group Holding CEO'su Müjdat Güler şu anda Skype hattımızda. Müjdat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi piyasaya şöyle bir göz gezdirelim isterseniz. Verileri sonra konuşacağız. Bu gayrimenkul endeksini, konut endeksini konuşacağız ama önce bize bir piyasanın tarifini yapmanızı rica ediyorum. Son bir yılda nasıl bir gayrimenkul ve konut piyasası var size göre? Şimdi son bir aya gelinceye kadar insanlar COVID'den çıktı. Bu belirsizlik ve güvensizlik insanları en iyi yatırım aracı diye gayrimenkule yönlendirdi. Bu gayrimenkule yönlendirmenin en önemli sebebi artan fiyatlar, kiraların yüksekliği, getirilerin yüksekliği, stokların az olması insanları konuta yönlendirdi. Son iki aydan beri bu olay tamamen tersine dönmeye başladı. Zaten yeni çıkan şeyleri konuşacağız, rakamları. Rakamlarda görüldüğü gibi %40'lara varan bir satışta azalma söz konusu. Bunun sebebi şöyle bir insanlar konu şöyle alır. Fiyatlar artıyor. Gayrimenkul fiyatları gayrimenkul bulunmuyor. Herkes sıraya girdi dedi mi? İnsanlar algı metoduyla konuta saldırırlar. Gayrimenkule saldırırlar. Şimdi tabii bu fiyatlar düşüyor diye bir laf çıktı mı da insanlar beklentilerini acaba düşer mi? Düşüyor nasılsa dedi mi?
Bu yavaş yavaş insanlar almamaya başlar. Şu anda ne yazık ki alıcı konut fiyatları düşüyoruz satın aldı. Şu anda bu daha bu şekilde gider. Peki, endekse gelelim. Endeksteki durumu yorumlamanızı istiyorum. Haziran ayı itibariyle %160.5'lik bir artış var. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi biz gayrimenkulde yani dışarının rakamlarına göre baktığın zaman da dünyada gayrimenkul fiyatları en artan ülkeyiz. Ama dolar bazlı bakarsan esasında bir reel artış yok. %10 azalma var. Yani yıl dolar bazlı baktı mı insanlar? Dünyaya baktığın zaman en fazla gayrimenkul, daha doğrusu Avrupa'ya baktığınız vakit en fazla gayrimenkul fiyatlarının arttığı yeriz, ülkeyiz. Ama tabii dolar bazlı bakarsan esasında %10 gerideyiz. Ve getirilerimiz hala bir Almanya'da 10 yıldır, Türkiye'de hala 20-25-30 yıllar konuşuyoruz. Geçen aya göre %160 olmasının en önemli sebebi, şimdi bizim devlet gayrimenkulde tapuları, şimdi paraya ihtiyacımız var hazinenin. Bütün insanları didik didik işte sattığım değerden tapuda göster gibi bir korku. Değer artışı alırım. İşte eksik gösterirsen sana vergi salarım ki salıyor. Bütün fiyatları didik didik inceliyor. Bu şey mahalle baskısı nedeniyle özellikle gayrimenkul fiyatları şeye yakın, değere yakın satıldığı için bu %160 artış odur. Böyle bir artış falan söz konusu değil. Yani tapudaki gösterilen değerler yüksek gösterildiği için artan bir %160 var. Türkiye regülasyonları kuramadığı için tapu fiyatı, değerleme fiyatı, ipotek fiyatı, bunlar hepsi birbirinden farklı olduğu için, bu veriler doğru olmadığı için, bu verilere göre çıkan rakamlar üzerinde konuşmak da insanları yanıltabilir. Biz yani işin iç yüzünü bildiğimiz için şöyle diyoruz. İşin iç yüzünde esasına bakarsan bu değer artış vergisi ve devletin denetim ve baskı, devletin bu alım satımdan yüksek beklentili vergiler nedeniyle haklı olarak çok sıkıştırması nedeniyle artan bir %160 var. Esasında biz fiyatlarımıza böyle bir zam falan koyamadık. Şimdi tabii Müjdat Bey, meseleye şöyle bakmak lazım. Elbette siz kişisel olarak böyle bir şey yapmamış olabilirsiniz ama bu veriyi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK ölçüyor, Merkez Bankası ölçüyor. Dolayısıyla yani %160 fiktif ya da herhangi bir kişinin yazarak ortaya koyduğu bir veri değil. Bu veri bir temele dayanıyor, yani bir endeksi yansıtıyor. Kaldı ki bu endeks geriye doğru 10-15 yıllık bir dönemi kapsıyor. Yani oradan buraya doğru geliyor. Sizin yani portföyünüzdeki şirketlerde böyle bir şey olmamış olabilir. Elinizdeki gayrimenkul varlıklarında böyle bir şey olmamış olabilir ama bu verinin gerçeği yansıttığına kabul etmek zorundayız. Çünkü elimizde başka bir veri yok. Yani bunun dışında eğer bir kurum olsaydı örneğin oranın verisinde itibar edebilirdik ama benim anladığım kadarıyla hikaye şu. Şimdi enflasyonun, tüketici enflasyonunun %80 olduğu bir ülkede, üretici enflasyonunun %160'ın üzerine çıktığı bir ülkede, konut sektörünün de doğal olarak buralarda şekillenmesi lazım. Yani ben fiyatları çok abartılı da bulmuyorum ama çok yerinde de bulmuyorum. Yani sizin bir orta nokta yakalamanız bakımından söylüyorum. Ne dersiniz? Şimdi Ali Bey, siz çok tecrübeli, çok bilgili insansınız. Şimdi veri doğru olursa çıkan sonuç da doğrudur. Biz şu anda Merkez Bankası'nın bu verilerine inanmak mecburiyetteyiz. Elimizde tek bakacağımız veri o. Ama esas veri alım satım fiyatları yanlış. Yani satılan fiyat 100 liraysa tapuda 50 lira gösteriyor. Evet. Bu son aylarda büyük bir denetim var ve bu mahalle baskısı ve fiskoslarla bak devlet değerli artış vergilerini çalıştırıyor korkusu, tapularda kulağa fısıldanan laflar, insanlar artık gerçeğe yakın fiyatlar gösterdiği için bu fiyatlara bakarak çıkan sonuç %160 oluyor. Çok haklı olduğunuz bir şey var. Zaten hakikaten eksik de gösterilse bir inşaat enflasyonu %150, doğru bu artış var. Ama
Biz sizin gibi değerli bir insanla konuşurken bu verileri artık dünyanın uyguladığı modern sistem olan alım-satım bedellerini bitmiş binalara tapu vermekle, yarın deprem var malum 17 Ağustos, bizim burada yıkılan binalar, şu anda 600 bin adet hasarlı bina var ve Türkiye 12 milyon binayı imar affına soktu. Şimdi bir kısım bina var, gene imar affına sokulacak. O imar affından sonra yapılan kaçak binalar. Türkiye bitmiş, iskanlı, tapu sigortalı, deprem sigortalı, gayrimenkul satmadığı müddetçe, isterse gayrimenkul fiyatları %160 değil, %260 artsın. Dolayısıyla biz bu gayrimenkul değerlerini uluslararası standartlara getirmediğimiz için bu varlıkların menkulleştirilmesini yapıp bunların dışarı kağıtlarını satıp o parayla yeni konutlar yapamadığımız için önemli bir üretime giden kaynağı gayrimenkule koyup üretim yapamıyoruz. Ondan sonra da 30 milyar dolar dış ticaret açığı verdik diyoruz. %8-25 ile dışarıdan para kullanıyoruz diyoruz. Gayrimenkul bizatihi bir şey aracı değildir. Yani kapağı attık, evimize gidelim, yakalım, yemek, öyle bir alan değildir. Gayrimenkul bir türevdir ve dünya bu türevleri dışarıda kullandırarak yeni konutlar yapıyor. Toplanan tasarruflarda borsa konuluyla sanayiye ve üretime gidiyor. Esas sorunumuz bu. Dolayısıyla böyle değerli bir insanla bu konuyu konuşmak biraz daha farklılık, biraz daha ileriye yönelik dinleyenlere de büyük bir avantaj getirir diye düşünüyorum. Evet, güzel bir noktaya geldiniz. Gayrimenkul sertifikası meselesi epeydir tartışılıyor. Yani Türkiye bu konuda ne yazık ki yeterli adımları atabilmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkeler, İngiltere keza aynı şekilde. Oralarda türev ürünlerin çıkarılması bir hayli kolay ve yaygın ve o sebeple de gayrimenkul piyasası farklı bir dinamik üzerinden gidiyor. Yani sadece dediğiniz gibi tapu alım-satım fiyatları üzerinden ya da bedelleri üzerinden gitmiyor. Ne yapmak lazım, nasıl bir sistem kurmak lazım ki gayrimenkul sertifikasını hem benimsenir hale getirelim, hem cazibesi olan bir yatırım aracına dönüştürelim, hem de bu sayede konut sektörünü, gayrimenkul sektörünü biraz daha canlandıralım. Şimdi esasında Türkiye'de yaklaşık 1984'te SPK kuruldu. Evet. SPK'dan sonra, SPK önemli bir adımdır. Orayı geçtik ve de iyiyiz ama borsa değerimiz çok düşük. Arkasından GEO'yu çıkardık. Arkasından GEF'yi çıkardık. Yakında crowdfunding çıkacak. Esasında türeve dönmesi için her şey var. Şu yok. Regülasyon yok. Yani biz Türkiye'de hala satyapla, Alaturka değil, ortaçağ, bugün Dubai'de böyle bir şey yok. Yani düşünün, bir denetim var, bir denetim mekanizması var. Bizde ise devletin hiçbir denetim mekanizması yok. Devlet diyor ki, satın, yapın. İsterseniz faizsiz finans deyin, isterseniz maketten satın, isterseniz projeden satın. Ben regülasyonu kurmam. Regülasyon demek benim rant ekonomisi sistemime aykırı diyor 70 yıldan beri. Bütün siyaset gecekondu yapın, devletin hazine arsasını gasp edin, ormanı gasp edin ama bana oyu verin üzerine kurulmuş. Bu 70 senelik bir sorundur. Bir partiye, bir lidere, bir kişiye mal edilemez. Bu 70 senelik bir sorundur. Türkiye alt mekanizmasını yapmıştır. Çıkartacağı basit bir yönetmelik yasadır. Yasa ne diyor? Bitmiş, iskanlı, tapu sigortalı, bina sigortalı gayrimenkul alınır satılır dersen zaten bankalar buna otomatikman proje kredisiyle gider. Bugünkü gibi 500 bin müteahhit değil, 100 müteahhit bütün bu imalatı yapar. İnsanlar da konut, kira öder gibi konut sahibi olur. Kira sürelerini geçen gün devlet 36'dan 48'e yükseltti. 48 ayında konut yapılan ülkede
konut maliyeti düşmez. Bir şantiyenin 48 aylık 12 ayı geçtiği gün insanlar kira öder gibi konut alamaz. Devlet geliyor diyor ki 36 ay bitirmeyi 48 ayda bitirdi. Geçen gün 36 yapmıştı, o bile fazla. Şimdi 48 ay. Sen teknolojiyi sokacaksan, akıllı evleri yapacaksan, millet 37 günde 37 katlı bina yapıyor. Yani bir hafta bir beton için yeterlidir. Diyor ki 48 ayda yapın. Ya 48 ayda yapmak demek bu inşaatın maliyetlerini 48 ay insana bindirmek ve bunun kira öder gibi konut üretimini engellemektir. Amerika'da bugün mevcut konutların yaklaşık 6 milyon konut yapılır. Bunun yaklaşık olarak 2 milyonu borsadan finanse edilir. Evet. Önemli bir kısmı da ikincil kağıtlarla yurt dışından finanse edilir. Ve insanlar kira öder gibi konut alır. Bir de önümüzdeki günlerde faizler çok arttı. Fakat 2 sene evveline kadar insanlar 2.25 ile yıllık morguç kullanıyordu. Evin kiraları çok yüksek. 2000 dolar kira alıp 1000 dolar morguç verip 1000 dolar cebine koyuyor. Bizde ise bu bir hayal. Bunu ancak teknolojiyi sokarak, arsayı bedava vererek çözme olanağı var. Ama müteahhit devletler 70 yıldan beri bunu çözemiyor. Siyaset proje üretemiyor. Konut sektörü nasıl finanse ediliyor? Meclis bir haber. Dolayısıyla söylesen de bunu anlayan, anlasa da uygulayacak bürokrat yok. Sizin gibi değerli insanlar eninde sonunda, ben sizi MİPİM'de de görüyorum, bütün geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, sohbet ediyoruz. Çok değerli medya uzmanlarımız var. Sonuçta çok değerli bürokratlarımız da var, bakanlarımız da var. Bu hikayeyi hep birlikte çözeceğiz. Çünkü altyapısı yapılmış vaziyette. Bizim şahane bir borsamız var. Denetim mekanizmamız iyi. Ama biz GEO'lar kurduk. Borsamız bugün 200 milyar dolar. Bunun 10 milyar doları borsa. Amerika'da bu rakam 54 trilyon, yaklaşık 15 trilyonu reitlendi. Bu rakamlar çok küçüktür. 10 milyar dolar GEO, bizim GEO'ların küçük olmasının sebebi halktan parayı alıyorlar, kar dağıttıkları falan yok. Bu kadar. GYF'yi de yanlış başlattılar. GYF bitmiş binaların paylarının bir metrekare bile satılmış olmasıydı. Piyasa oyuncularını yanlış kurdular. Projede bunu kullanmak istediler, battı. Şu anda bir tane doğru dürüst çalışan yok. Ama Türkiye'de çok değerli SPK uzmanları var. Çok değerli şirketleri borsaya sokacak insanlar var. Bunu sadece ben konuşmayayım, herkes konuştukça, herkesin mali fikri oldukça bu düzelecek. Ben çok inanıyorum. Çünkü artık Alaturka konut finansmanı, Alaturka konut yapımı, Alaturka zamanlamadan uzaklaşmamız lazım. 48 ay çok süre. Devlet 300 bin tane konut mağduru var. Hala ısrarcı oluyor. Diyor ki yani bu sistemle 300 bin kişi mağdur olmuş. Diyor ki dün maketten satışa onay veren devlet. Sonra dedi ki bir tane bir şey alın yapın. Şimdi diyor ki kat irtifakı verin, adama bir arsa tapusu verin. Ya böyle bir şey mi olmuş ya? Alıcıyı devlet ve sistem korur. Devlet ve bugün Türkiye gayrimenkul fiyatları arttı diyoruz, çok düşük. Bugün Monaco'da 70 bin euro bir metrekare. Fransa'da 34 bin euro bir metrekare. Londra'da 40 bin pound bir metrekare. Türkiye'de ortalama 2 bin dolar bile değil. Evet. Demek ki bizim fiyatlarımız yüksek değil. Türkiye'de fiyatları bu kadar düşük tutmasının sebebi regülasyon olmamasıdır. Müteahhitlerin sermaye yetersizliğidir. Gelir adaletsizliği olmadığı için morguç sistemi olmadı. Bizdeki morguç sistemi değildir. Bizdeki ucube tüketici kredileridir. Ne idüğü belirsiz. Binlerce insan mağdur oluyor. Soruluyor. Efendim kat karşılığıymış. Öyle bir sistem var mı ya? Türkiye'nin her tarafı konut yapmaya müsait arsadır. Eskiden arsa ofisi vardı. Arsa geliştirirdi. Şu anda biz
Kat karşılığı %50. Arsadan %50 bin. Şu anda bu sosyal konutlar yapma olayında sanırım sıfırla arsa maliyet edecek. Bu konut fiyatlarını dengeleyecek olaylardan birisi de sosyal konut faaliyetleridir. Devlet bu konuda kesinlikle başarılı olacaktır. O yüzden ben inanıyorum Türkiye'ye. Her şey kolay düzelmez. Yavaş yavaş olacaktır. Evet. Şimdi o zaman piyasayı şöyle düşünmek lazım, ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi dar gelirler için sosyal konut üreten mekanizmalar ki bu var. İşte TOKİ var, KİPTAŞ var, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var ve belediyelerin konut şirketleri var. Onların işi vatandaşa ucuz ve düşük maliyetli ve uygun kredi faizleriyle konut üretmek. Onu geçiyoruz ama bu taraftaki sektörün büyümesi için büyük bir atağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sizin anlattıklarınızdan çıkararak söylüyorum. Bu tarafa çok fazla yatırım yapmak lazım ve bu taraftaki türev ürünlerin geliştirmesi lazım. Bu tarafta belki de yabancı yatırımcıların davet edilebilmesini kolaylaştıracak bazı düzenlemelere ihtiyaç var. Aksi halde dediğiniz gibi, şimdi mesela siz söylediniz, ben de tekrar baktım. İstanbul'da Haziran ayı itibariyle birim metrekare fiyatı inşaatta maliyet 21 bin lira civarında. Yani bu dediğiniz gibi bu fiyatlarla konut satmaya kalktığınız zaman işte üzerine en fazla 3-4 bin lira koyabilirsiniz. Daha fazlası olamaz. Bu da çok lüks ve yüksek gelirli insanlara konut satmayı engelleyen bir faktördür. Ya da satarsanız ama istediğiniz geliri ya da istediğiniz getiriyi elde edemezsiniz. Belki konut sektörünü bu şekilde kamunun gözetimi altında olan bir bölüm, sosyal konutlar, sonra da piyasanın rekabetine açık, yani Londra'da neyse o, Kanada'da neyse o, ona dönük bir yapılanmaya doğru götürmek gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Vallahi bunu şu anda sizle bir hemfikir oluruz. Bütün mesele buradaki hadise siyasetin buna, bu sistemi getirmenin siyasete kazandırdığı oyu düşünmesi lazım. Şu anda son 20 senede çok büyük bir atak yaptı TOKİ. Şöyle, TOKİ 1 milyon konut yaptı. Diyeceksiniz ki mimarisi iyi değildi, inşaatı iyi değildi. Doğru, yeterliliği olmayan kişilere yaptırıldı. Hatalar olsa da 1 milyon adet binanın 800 bin tanesi, ben çoğunu gezdim, şehrin dokusuna uygun olmasa da TOKİ, Cumhuriyet tarihinde yapılanların her birisini 80 senede yapılandan daha fazla bina yaptı. Evet. TOKİ bunu elde ettiği gelirlerle şöyle gelir elde etti. Emlak konuttan yüksek gelirliğe mal sattılar ve yeşil alanlara emlak konut imar verdi. Bu imar sayesinde müteahhitlere iş verip askeriyenin arazileri, deprem yerlerine, kışlalara binalar yapıldı ve bu binalarla büyük gelir elde edildi. TOKİ'ye Robin Hood gibi işte aldı, zenginden aldı fakire. Bu da güzel bir yoldu. Yanlış anlamayın. Ama esas sorun şu. Yani bu 1 milyon alanları geçen gün gazetede yayınlandı. Kaldırdılar siteden. İçinde Suriyeliler de vardı. Yani insanlar gidip TOKİ'ye gidip TOKİ'den ev alabilme kısmetini yaşamış insanlar belli insanlar. Yani bu sosyal konut projesi sosyal adalet şartlarına göre dağıtılmadı. Ama çok muazzam bir TOKİ diye bir yer yarattı. Bu çok başarılı bir organ. Biraz arkadan da resimleri geliyor. Çok başarılı bir organ. Bunu millileştirip sosyal hale getirirsek bu muazzam bir operasyon. Deprem evlerini çözebilir, halkın kentsel dönüşümü çözebilir. KİPTAŞ muazzam bir kuruluş. Şu anda belediye arsaları ve TOKİ'ler ne olursa olsun orada bir konsorsiyum yapılacak. Boğaz'da olduğu gibi. KİPTAŞ'ta şeyde olduğu gibi, Fikirtepe'de olduğu gibi. Gayet güzel anlaşıyorlar. Çevre Bakanlığı, KİPTAŞ, TOKİ. Bunlar takdir edilecek konsensuslar. Bunların bütün Türkiye yapısındaki elde ettiği konut üretimi, toplam üretimin %10'u. Bunları TOKİ emlak konutu 40'a yapabilirsek, markalı müteahhitleri 30'a çıkartabilirsek Türkiye'nin bir sorunu kalmaz.
Bunlar %10 üretim yapabiliyorlar. Hani o reklam yapanlar, TOKİ'ler, konuşulanlar, 3 konuş firma konuşuluyor. Siz çok güzel özetlediniz. Emlak konut, markalılar ve bir de TOKİ. Bunlar ama imalatın %10'unu yapabiliyorlar. Bizim esas TOKİ'yi %40'a çıkartabilirsek, TOKİ emlak konutu ve markalı müteahhitleri, yani yeterlik belgesi diye bir Türkiye'yi 10 yıldan beri siz de Bloomberg'deydiniz. Barbar bunu insanlara sunmaya çalıştık ve nihayet böyle bir kararı çıkartmaya muvaffak olduk. Ama uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Esas yeterlilik şudur. Kardeşim, bunu banka tayin eder. Proje kredisi alabiliyorsa yeterlidir. Yoksa iki tane makina, üç tane, zaten developer'ın makineye ihtiyacı yok ki. Developer bu işin güvenilir bir şekilde, yani yüklenici diyelim Türkçe tabiriyle, organizasyonu kuran adamdır. Bizim Türkiye'de o kadar çok taşeron var ki, dünyanın en kaliteli inşaatı burada yapılıyor. Dünyanın en kaliteli malzemesi Türkiye'de. Çünkü ben bunu Amerika'da da yapıyorum, Avrupa'da da yapıyorum. Bütün Avrupa Türk mallarını getirmeye çalışıyor. Amerika'ya Türk inşaat malzemesi çok az gidiyor. Dünyanın en kaliteli inşaat malzemesi. Bugün ihracatımız çok yetersiz. 23 milyar dolar, komik bir rakam. Türkiye inşaat malzemesiyle dış ticaret açığını çözebilir. Türkiye içeride satın almaları bu kadar çok arttırıp yatırımı içeride yapacağına, bırak inşaat malzemesi içeride satılmasın, dışarı satsınlar 50 milyar dolar. Türkiye'de kullanılmayan o kadar çok ev var ki. Habire biz o kadar zenginiz ki bina yıkmaya çalışıyoruz. Biz bina yıkıyoruz, o kadar zenginiz ya. Yani bizim bugün o kadar boş binamız var ki, kira sorunu var diyoruz. Bizim şu Türkiye'de şu anda bina stoğumuz 26 milyon. Evet. Diğer ürünlerle beraber 50 milyon stoğumuz var. Ya bizde bunun 2 milyon hiç kullanılmıyor ya. Ya kimse, ya biz şunları bitirelim. Şu anda çıkın Çorlu'dan İstanbul'a doğru gelip, yani sağına da bakın, solunumuza bakın, bayrak bir şey, bütün şantiyeler, bitmemiş şantiyeler var. Devlet bunu bitirebilir. Müteahhit bitirmiyorsa el koyar bitirir. İnsanlara verir bunları. Bunlar milli servettir, çürüyor. Yazıktır. Yani bunları çürütmek ayrı bir kabiliyettir ayrıca. Bir de benim göz kirliliğimdir ya. Sen benim, niye ben bitmemiş binalara bakayım? Yani ben her sabah Tarabya'da oturuyorum. Çıkarken iki binaya bakıyorum. Birisi sağda otel yapılacaktı. Duruyor 30 seneden beri. Bir tanesi Maslak'ta. Maslak'ta metrekarede bu kadar para alıp duruyor. Ya bunu kimsenin durdurmaya hakkı yok ya. Yani o yüzden Türkiye'de herhangi bir sorun yok. Sorun şu. Bizim Türkiye regülasyonu bilmiyor. Regülasyon bir kelime. O kadar çok yasa masa değil. Bir kelime ya. Ya biz bitmemiş bina satmayacağız. İskansız bina satmayacağız. Biz deprem sigortasız bina satmayacağız. Tapu sigortasız bina. Bu kadar zor değil ya. Yasa varsa bütün sistem ona uyar. Bu yasayı çıkartmak o kadar zor değil. İlla biz gecekondulardan oy alacağız dersek, biz müteahhit aman bizi finanse etsin dersek, bu iş olmaz arkadaşım. Yani şöyle olmaz. Biz diyoruz ki ya bizim siyasi partilerin finansmanını müteahhitler yapsın. Evet. Ya bu böyle olmaz kardeşim. Bu olursa sen halkına kira öder gibi konut sahibi yapamazsın. Bugün doğru bir evde oturmayan insanın kafası çalışmaz. Akıllı evde çalışmayan bir kişinin teknolojik devrimleri yaratamaz. Evet, çok güzeldi, kesmek istemedim. Şimdi bir de yabancıya konut satışını konuşalım. 10 dakika vaktimiz var. Yabancıya konut satışını genellikle işte aylar itibariyle yükselen trendlerle izliyoruz. Böyle çok yüksek bir rakama geldiğinde işte bütün medya bu ay rekorlar kırıldı falan deniyor. O rekorlar kırıldığı ayda bile yabancıya satılan konutun toplam konut portföyü içindeki payı %5-5,5, hadi en fazla 6 olabiliyor. Neden yabancıya yeterince satamıyoruz? Ya da bu oranı yeterli buluyor musunuz? Yeterli bulmuyorsanız nasıl bir mekanizma kurulmalı ki, yani 250 bin dolara vatandaşlık, 400 bin dolara çıkarılarak
sağlanabilir mi? Yabancıya satışların ivmesi hızlandırılabilir mi? Yoksa başka bazı yöntemler denemek gerekir mi? Şimdi yabancıya konut satışında ben size 3 tane rakam vereyim. Biz Türkiye olarak mütekabiliyet yasası 2013'ün Nisan'ında çıktı. Evet. 2017'de bu ekmek peynir gibi satılır diye 1 milyon dolar yaptık. Yabancıya gayrimenkul satışını. O ürünü öldürecek. Dedik ki bankaya para yatırırsan hiç gayrimenkul falan alma gerek yok dedik. Sen bu parayı da 3 yıl sonra çek olsun bitsin dedik. Bir ürünle diğer ürünü yapıp rekabet ettiriyoruz, haksız rekabet. Evet. Gayrimenkulde ekmek peynir gibi satılıyor, 300 bin satılıyor diyor bakan. Ya kardeşim, satılan bütün mal 19.633 resmi istatistik rakamı. 2018 ayının Eylül 18'inden 31 Aralık 2021 sonuna kadar satılan bütün mal 19.600. Ekmek peynir gibi satılıyor dediler. Şimdi 400 bin yapıldı. Amerika bu arada Türklerin 250-400 yaptığı yerde Amerika 1.800.000 konut alarak, yani bunun adına EB-5 denir, konut alarak vatandaşlık almayı 800 bine düşürdü. Piyasaları insanlar izliyor ve bunu indirdi. Amerika 157 milyar doları buldu 2018'de. Tapış tapış düşe düşe 40 milyar dolara kadar düştü. Neden? Çok büyük incelemeler, çok büyük zaman, 5 senede yapıyor. Ve insanlar Amerika almamaya başladı. Bir de şeyler koydu. Çinler alamaz, 20 sene sonra alacak. İranlıları hiç sokmam gibi bu çeşit kısıtlamalar ve parayı nereden buldun, ak mı kara mı demeler pazar payını Türkiye'ye aktardı. Golden Visa dediğimiz Avrupa'da da İspanya insanlardan parayı topladı. Biz de sattık. Sonra dedi ki ben vatandaşlık vermiyorum, vazgeçtim dedi. Evet. Oyun ortasında kural değişti. Portekiz ilk vatandaşlığı 5 sene sonra bitti. 6. senenin Ocak ayından sonra başladı. Daha vatandaşlık alan çok az bir kesim var Portekiz'e. Satılan çok. Böyle o vatandaşlık vereceğim diyen ülkeler vermiyor. Yunanistan şimdi hiç vermiyor. Malta'yla Güney Kıbrıs'ta dolandırıcılık yapıyorlar diye sistemden çıkardılar. Türkiye'nin şu anda bütün bu dönemler içerisinde yabancıya gayrimenkul satışı 79 milyar dolarla çok güzel para girdi. Ama bir ülkeye bir senede 157 milyar dolar para giriyorsa çok az. Türkiye'deki yapıya göre iyi. Türkiye'nin vatandaşlık ve oturumda şansı şu: bir, denetliyor. Ama sadece küçük vatandaşlığı denetliyor. Öbür türlü oturum alırsan denetim yok, hak götüne. O 300 binin 280 bini oturum diye satılmış, 20 bin adedi ise vatandaşlık. Türkiye bu işte, tabii bizim de büyük katkılarımız var. Türkiye bu işte şunu yaptı. Bir, süreyi kısalttı. 6 ayda vatandaşlık veren tek ülkede. İki, soru sormuyoruz. Parayı nereden buldun? Nereden geldi? Ak mıydı? Para mıydı? Getir kardeşim diyoruz. Mevlana'ya oynuyoruz. Üçüncü yaptığımız en büyük iyilik, al bunu 3 sene sonra sat git diyoruz. Bizim paraya çok ihtiyacımız var diyoruz. Zaten onlar burayı, bu Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı dünya vatandaşlık pasaport listesinde 57 idi, 54'e çıktı. Yani iyi bir pasaport. 110 ülkeye vizesiz gidebilen şahane bir pasaport. Bunun en iyileri işte Almanya mesela, örneğin bizim çalıştığımız pazar olsun. 190 ülkeye gidersin. Ama Türkiye'de bu büyük avantajdır. Türkiye'nin 4 tane avantajı nedeniyle insanlar alıyor. Satılan mal yeterli mi? Değil. Yani 2018'den itibaren 19 bin. Siz çok güzel bir konuya temas ettiniz. Biz bunu nasıl arttırabiliriz? Bu fiyat artışı bak bu ay düştü. Benim lütfen televizyonda da konuştum. Dedim ki bu düşecek. Düşmemesi mümkün değil. Çünkü vatandaşlık güzel bir rakam. Şu anda bir şansımız var. Birinci olanlar bu ay listeye bakın, Ruslardır. Birinci olan şehir de Antalya. Çünkü Rusya'da
40 metrekare bir ev hala 400 bin dolara satılabiliyor. Evet. Dolayısıyla 10 bin dolar olduğu için metresi, bu insanlar Türkiye'ye geldiği vakit 150 bin, 200 bin liraya bir ev alıp 200 bin dolara da bir iş yeri açabiliyorlar. Bizim yapmamız gereken şeyleri Ruslar yapıyor ve Airbnb çalıştırıyorlar. Getirileri çok yüksek oluyor. Norveçler yapıyorlar. O yüzden Türkiye bu rakamlarda geldiği yeri küçümsememek lazım. Ama en büyük hatamız, bir halkı yanımıza alamadık. Sizin gibi değerli insanlar tabii ki biliyor. Ne diyorsunuz? Rakamı nasıl arttırabiliriz? Medyanın %66'sı buna karşı. Halkın %68'i buna karşı. Muhalefetin %100'ü karşı. Muhalefet bu işin çok hatalı bir işlem olduğunu ve geldiğimde kaldıracağım diyor. Kaldırırlar mı? Kaldırırlar. Şöyle bir şey kullanıyorlar. Kanada diyorlar bunu durdurdu. Ya Kanada 34 milyonluk bir ülke. Yabancı sayısı da az. Doğrusunu yaptı. Yabancıyı kaldırdı. %40 fiyatlar %10 geri gitti. %50 fiyatlarda bir azalma oldu. Haklı. Ama biz dövize büyük bir ihtiyacımız olan, her yıl 30 milyar dolar cari açık veren bir ülkeyiz. Dolayısıyla konut rakamı 10 milyar lira, Ali Beyciğim, çok az. Türkiye 50 milyar dolar biz nasıl yaparız? Muntazam olarak kapı arkalarında konuşulması gereken bir konu. Ve bugün MİP'imde, o gün siz de belki toplantıda yoktunuz. Geldi biz, Türk Invest geldi. Ya adamlar 2 milyar dolar para getirmişler. Gayrimenkulcüler biz 8 milyar dolar getirmişiz. Türkiye'ye 10 milyar dolar yabancı sarmaya gelmiş. Bunlara devlet 300 milyon dolar veriyor. Bize geldi mi havacı var. Şimdi ağzımıza bir 100 bin dolar alabilirsiniz diye bir kağıt verdi. Ya 100 bin dolar niye? Bir dış ticaret sermaye şirketi kuruyorum. Getirelim 20 milyar dolar. Ver 2 milyar dolar bize. Bak ben sana 50 milyar dolar getiriyor muyum, getirmiyorum. Yani ver bize 2 milyar. Neye vermiyorsun ki sen? Ya sen daha geçen gün kur korumalı mevduata 60 milyar dolar vermiş. Zengin bir ülkesin ya. Evet. Sen hususi 20 yılda 1 trilyon dolar dış ticaret açığı vermiş. Karacalık kadar zengin bir ülkesin. 500 milyar dolar faizciye para verecek kadar zengin bir ülkesin. Hala ayaktasın. Dimdik. Güçlü bir ülkesin. Ver 2 milyar dolar, 50 milyar dolar getireyim. Peki. Çok teşekkürler Müjdat Bey. Çok güzel anlattınız vallahi bütün meseleyi, tabloyu ve fotoğrafı olduğu gibi ortaya koydunuz. Müjdat Gürer'le konuştuk. Nova Group Holding CEO'su. Şimdi çok kısa bir ara. Şimdi otomotiv piyasasına bakacağız. Konut sektörünü konuştuk. Otomotiv piyasasında da bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin kaynağı da ikinci elde. İkinci el piyasada hem fiyatlar yukarı doğru gidiyor hem mal yetişmiyor. Bu yüzden de Ticaret Bakanlığı bir sınırlama getirilmesini kararlaştırdı. Birinci el piyasadan otomobil alanlar ikinci el piyasada satışa konu edebilmek için en az 6000 kilometre yapmış olması ya da 6 ay süre geçmiş olması koşulunu koydu. Böylece fiyatların bir miktar sakinleşebileceği tahmin ediliyor. Bakalım gerçekten piyasada bir sükunet temin edilecek mi? Bir uzmana soracağız. Otomotiv editörü Halil Okçit şu anda Skype hattımızda. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Ali Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi 10 dakika vaktimiz var. Hem meseleyi özetlemenizi, ikinci el piyasada nasıl bir durum var onu anlatmanızı rica ediyorum. 2. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği bu kısıtlamayı anlatmanızı rica ediyorum. 3.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 bin kişi radarımıza girdi, fahiş fiyatla alım-satım yapıyorlar diye. Bir de böyle bir, yani ne derler, bir kanun zoru var. İşin içinde ceza da söz konusu. Yani para cezası ya da hapis cezası, her şey olabilir. Dolayısıyla sistem acaba kendini regüle edebilecek mi? Yoksa daha başka önlemler alınması durumunda ancak normale döner miyiz diye düşünüyorsunuz? Sırasıyla bunlara cevap vermek gerekiyorsa, hakikaten Türkiye otomotiv sektörü regülasyondan bunalmış vaziyette diyebiliriz. Ama bu regülasyonlar tamamen yama yama gittiği için aslında dikiş tutmuyor şeklinde de özetlenebilir bütün yapılanlar. Karşımıza ne çıktı? İşte son olarak aslında biraz da anayasaya da aykırı olabilecek bir uygulama çıktı. Anayasaya aykırılığı nerede derseniz, bugün resmi gazetede yayınlanan kanuna göre 1 Temmuz 2022 itibariyle araç alan galeriler, onlara galeriler diye toplayabiliriz. Galeriler aldıkları bu araçları 6 ay boyunca ve 6000 kilometre yapmadığı sürece satamayacaklar. Ya bildiğim kadarıyla hakikaten kanun geriye doğru işlememesi lazım. İşlemez diye bir olay var ama şimdi bu kanun geriye doğru işledi. 1,5 ay erkenden başladı. Evet. Ondan önce alanlarsa ellerindeki bu araçları, stok yaptıkları araçları 15 Temmuz'a kadar ellerinden çıkarabilecekler. Şimdi hakikaten matematik uzmanlığı gerektirebilecek, ince hesaplar yapılabilecek gibi görünse de aslında Türk halkının zekası, galericilerin zekası bu yasal sınırların üzerinden atlamaya, yanından dolanmaya çok müsait ve bu konuda da kendini kanıtlamış bir durum gösteriyor. Evet, yani öncesinde alanlar veya bu 15 Eylül'e kadar bekleyecek olanlar sağında solunda yanındaki akrabalarına bu araçları devrederek bu yasanın üzerinden atlayabilecekler. Hiç de etkisi olacağını düşünmediğim, fiyatlarda etkisi olacağını düşünmediğim bir düzenleme bu. Ha, bu düzenlemenin nedenine gelecek olursak, Türkiye'de yaklaşık 1,5-2 yıldır otomobil de bir ihtiyaç aracı olmaktan çıkıp bir yatırım aracı haline dönüştü. Biz burada otomobili ve hatta bunun bir adım ötesine geçerek motosikleti bile yatırım aracı haline getiren dünya rekortmanı, dünyanın en zeki ülkeleri olarak biraz oturup burada düşünmemiz gerekiyor. Neden bu tip ihtiyacı gidermeye yönelik araçlar yatırım aracı haline dönüşüyor? İnsanlar ellerindeki birikimlerini boyutuna göre bu tip araçlarda değerlendiriyor. Gayrimenkul eskiden beri bir yatırım aracı ama literatürde de öyledir ama otomobil, motosiklet gibi araçlar bu segmente girmiyordu. Yatırım enstrümanı olarak sayılmıyordu. Bizim aslında oturup öncelikle bunları düşünmemiz gerekiyor. Ama bu arada bir başka dünya tablosu çizmek istiyorum size. Bugün gelen bir habere göre dünyanın iki büyük otomotiv devi 2025 yılında hidrojenle çalışan araç çıkarmak üzere anlaştılar. Şimdi bir yanda dünya elektrikli araçlar, otonom araçlar ve konnektivite üzerine, yani elektrikle giden, kendi kendine giden ve birbiriyle konuşan araçlar üzerine uzmanlaşmışken, çevreyi koruma üzerine uzmanlaşmış ve sürdürülebilir ulaşımın peşine düşmüşken, biz Türkiye'de işte 7 ayda satılan araç sayısı, binek, hafif ticari hepsini kattığında 410 bin adet. Biz 410 bin adetin içerisinde bir miktar aracın peşine düşme seviyesindeyiz. Seviyemizi tartışmak açısından bu çizgiyi belirtmek istiyorum. Dünya hakikaten kendi kendine giden araçların seyir halinde hangi yasalara tabi olacağı gibi platformları tartışıyor. Bizse galerilerin buradan elde ettikleri karı tartışıyoruz. Bu seviyemizi gösteriyor. Bir de şunu, ikinci kısma geleceğim. Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin söylediği 100 bin kişi, Türkiye'de zaten 100 bin civarında galeri var benim bildiğim kadarıyla. Evet. Demek ki hepsi bunların radara girdi ve hepsi inceleniyor. Evet. Bunun üstünden hapis cezası çıkar mı bilmiyorum ama zaten geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu da bu işleri yapan kurumsal yabancı firmalara yönelik araştırma yapmıştı. Evet, bir yandan onlar için rekabet soruşturması var, bir yandan galericiler için var. Biz bayağı soruşturmalarla, polisiye tedbirlerle ekonomiyi idare ediyoruz. Otomotiv bence polisiye tedbirlerle idare edilmekten çok, vatandaşların daha çok ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir şekilde bir ürün haline nasıl getirilir, ona bakılması gereken bir şey. Bunun bir vergi kaynağı olmaktan çıkarılması, onun yerine hakikaten insanların en sağlıklı şekilde, bu toplu taşıma da olabilir, bisiklet de olabilir, ama sürdürülebilir bir ulaşımın
sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin sağlanması şeklinde olmalı. Yoksa Türkiye'de işte otomobil yok. Ya gerçeğinde dünyada otomobil yok, Türkiye'de tabii de yok. Bir, tedarik sorunu var. İki, biz buna Türkiye'de bir de finans sorununu ekledik. Zaten bu iki sorunu ekleyince biz istediğimiz kadar polisleri galerilerin veya yetkili satıcıların önüne dikelim. İnsanlar bunun üzerinden atlayarak bunu alacaklardır. Bu alınmazsa başka bir yerden, yani 360 derece düşünelim paranın etrafını. Para otomobile gitmezse, motosiklete gitmezse, hiç aklımıza gelmeyen başka şeylere de gidebilir. Otomobil ve motosiklet bunlardan bir. Dolayısıyla ben bu yasaklarla 90-100 bin kişiyi şirketi, galeriyi soruşturmakla sorunun çözüleceğini düşünmüyorum. Finans sorunu devam ediyor. Krediler ortadan kalktı. İnsanlar otomobilleri kredileriyle alıyordu. Piyasaya frenaj yaptıran ana etkenlerden biri budur. İkincisi dövizdeki yükseliştir. Geçen yıl bu aylarda 10 lira olan döviz bu yıl 18 lira. Evet. Dolayısıyla otomobil fiyatlarının %100 artmış olması şaşırtmamalı. Çünkü otomobil denen ürün yerli Türk lirasından çok, yabancı euro ile çok büyük kısmı %80'i euro ile, %20'si de dolarla fiyatlanan bir ürün. Bunun birçok parçası dünya piyasasında işlem gördüğü için dolar ve euro üzerinden işlem görüyor. Onlardaki artışın ve hatta bu paraların kendi ülkelerinde yaşadığı enflasyonun da Türkiye'ye aktarımı var. Bu aktarım, bu yansıma sonrası biz burada 1 milyon liraya bir otomobil alabilecek hale gelince bizim burada bence oturup düşünmemiz gereken, vatandaşlarımızı daha iyi yaşatacak, bunun içine otomobil almak da dahil ama bu biraz bugünkü koşullarda bence biraz uzakta da kaldı gibi ama gıdaların bile tartışıldığı bir ortamdayız. Belki de Tarım Kredi Kooperatifi gibi işte ne denir, toplu otomobil satım galerileri gibi bir şey mi kurmak gerekir diye de esprisini yapmadan geçemeyeceğim. Çok güzel anlattınız. Şimdi otomotiv sektöründen sıçrayan bir soruşturma daha var. Yani o işin hakikaten trajikomik boyutu. Scooterlarla ilgili de bir soruşturma başlattı. Yani otomobil alım satımı yapan ikinci el pazarındaki işte Letgo, Vavacars, Arabam.com gibi şirketlere rekabet, evet, soruşturması başlatıldı. Orada bir fiyat bozucu durum olduğunu tespit ederek başlatıyor soruşturmayı. Scooter'da da orada piyasanın en büyük oyuncusu hakkında soruşturma başlatıldı. Çünkü ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaki şirketler şikayet etmeye başladılar. Yani böyle bir garip düzensizlik ortamı içindeyiz Halil Bey. Maalesef biraz önce çizdiğiniz tabloya ilave olması bakımından söylüyorum. Yani iş scooter'a geldiyse bir süre sonra bisiklete kadar gelebilir. İş artık oraya doğru geliyor. Çünkü bir şekilde insanlar bir yerden bir yere gitmek istiyor. İşte otomobil yok. Ne yapıyorlar? İşte motosiklet. Motosiklet olmuyor. Orada bir fiyat analizi ortaya çıkıyor. Oradan nereye geçiyor? Scooter'a geçiyor. Scooter olmadı. Şimdi bisiklete kadar gidecek bir süreç olabilir. Bu tam böyle garip bir şekilde Aziz Nesin'lik bir öyküye dönüşüyor. İki dakikamız var. İki dakikada da ÖTV meselesini anlatırsanız, yani ÖTV'de de kafa karışıklığı var. Ne yapmak lazım size göre? Aslında bana göre en güzelini söyleyeyim. Otomobil ÖTV uygulanacak bir araç değildir. Evet. ÖTV tarzındaki bütün vergilerin kalkması gereken bir araçtır. Dünyada böyle. Zaten dünyada ÖTV alınan bir ürün değil, bir meta değil otomobil. Birincisi bu. Ama ikincisi, Türkiye gerçeğine baktığımızda maliyenin gelirlerinin %10'u otomobilden elde edilen ÖTV gelirlerinden oluşuyor. Artı otomobile bağlantılı akaryakıt gelirlerinden elde edilen ÖTV'den oluşuyor. Bütün bunlar varken ve bunlar milyarlarca liralık bir rakama ulaşmışken Türkiye'de ben ÖTV'nin kaldırılabileceğine inanmıyorum. Bu bir reel istek değil. Bunu hangi hükümet dilerse dilesin, rakamlar önüne geldiğinde ne yazık ki gerçekleştiremeyecek. Çünkü otomobilden elde edilen ÖTV'nin yerine başka bir gelir koymadıkça, yani Türkiye ekonomisindeki makro değerleri biz düzeltmedikçe, cari açık dahil, ihracat, ithalat dengesi dahil düzeltmedikçe biz ÖTV'yi ne yazık ki otomobilden kaldıramayız diye düşünüyorum. Ama esasını soruyorsanız tabii ki kesinlikle ÖTV olmaması gereken ürünlerden biridir. Bu bence insanların bir yerden bir yere gitmesinin en sağlıklı, en kolay yolu olan, en çağdaş yollarından biri olan, hani kışsa sıcak bir ortamda, evet, yazsa serin bir ortamda dahil gitmesini sağlayacak bir araçtır, bir ihtiyaçtır diye söylüyorum. Ama
Buna karşın ÖTV olmasa da matrahlar diye bir olay var, belki hatırlayacaksınız. Evet, otomobilde 50, 60, 70, 80 diye alt dilimlerde uygulanan ve zaman zaman bunun meblağları değiştirilen, en son yılbaşında değiştirilmişti yanlış hatırlamıyorsam veya ilkbaharda değiştirilmişti. Bunlar var. Geçen yıl bir de 31 Ağustos'ta değiştirilmişti. Bu tür bir matrah ayarlamasıyla otomobiller biraz daha satın alınabilir hale gelir. Çünkü şu anda Türkiye'de %70 ÖTV'nin altında fiyatlanan bir otomobil kalmadı. Bu da şu demek, en ucuz otomobil bile %80 ÖTV, üstüne %18 KDV, üstüne plaka muamele vergileri derken neredeyse iki katına çıkan bir fiyatla satılıyor. Bu gidişle biz Türkiye olarak mobilize olamayacağız. Ama biraz önce anlattığım gibi dünya elektrikli araçlarda, kendi kendine giden araçlarda ve birbiriyle konuşan araçlarda çok ileri aşamalara geçti. Bu araçlar yarın bir gün bizim kapımıza da gelecek ve satın almak zorunda kaldığımızda nasıl bir kaos çıkacağını ben hakikaten çok da merak ediyorum. Ama ÖTV'nin kaldırılması en iyi çözüm olacaktır. Çok teşekkürler Halil Bey. Otomotiv editörü Halil Okşit'le konuştuk. Şimdi reklama gidiyoruz.